sevimli bir kız var adı Heidi. Heidi. Büyük babanın yanında köpeğiyle Alplerde yaşar. Heidi. Heidi. Güneş gibi sıcak Heidi. Hep dostun kalacak Heidi. Ameliyat sonrası dinlenen büyük baba Heidi ile birlikte yürüyüşe çıktı. Anna. Ama bir yabancının yanından geçerken eşi Anna'yı gördüğünü zannederek kendinden geçip bayıldı. Ben gerçekten hayal gördüğümü sandım. Evet, bir halüsinasyon görmüşsünüz. Kontes lütfen. Heidi büyük annesi olduğundan şüphelendiği bu kadını buldu. Maalesef kadın kaza öncesine dair bir şey hatırlamıyordu. Bu adamı hayatımda ilk kez görüyorum. Büyük annem olmanızı gerçekten de çok istemiştim. Evlilik haberi. Hadi, hadi lütfen kızlar. Şu çörekleri bitirin yoksa hepsi bana kalacak. Ben alırım. Çok teşekkür ederim efendim. Teşekkür ederim baba. Hmm. Elizabeth. Teşekkür ederim Friedrich. Yerel lezzetlerimizi bu kadar beğenmene sevindim. Bu seni bizden biri yapar Elizabeth. Tamam, biraz sonra görüşürüz, sakıncası yoksa tabii. Çörekleri sevmediniz mi? Çöreklerin üzerinde tarçın varmış ve tarçını pek sevmem. Aa, anladım. Buna üzüldüm işte. Biriniz yemek ister mi? Ben. Sakıncası yoksa Clara. Ben de benimkini büyük babama veririm. Harika. Ama tarçından bahsetmek yok. Bu bizim küçük sırrımız olacak, değil mi? Elizabeth babamı çikolata parçalı çörek sevdiğine inandırdı. Aslında ben de büyük babamı soğan çorbasını sevdiğime inandırmıştım. Yaptın mı sahi? Evet, üzülmesini istememiştim. Anlıyorum ama yine de doğru değil. Merhaba küçük hanımlar. Merhaba efendim. Evet Clara. Grand Fouette'yi çalıştın mı bakalım? Grand Fouette mi? O da nedir? Bale hareketlerinin en güzellerinden biri. Üstelik de en zor. Aynı ayak üzerinde birkaç kez dönmeye böyle denir. Bu hız, denge ve daha da önemlisi zarafet gerektirir. Şimdi göster bize Clara. Bir, iki, üç, dört. Clara, bu harikaydı. Haydi'ye katılıyorum. Bu mükemmeldi. Konservatuvar sınavına girmeye hazırsın artık. Sahi mi? Hı-hı. Ben senin adına çok sevindim Clara. Hayallerin gerçek olacak. Babama bu haberi vermek için sabırsızlanıyorum. Evet, ama şimdilik bütün derslerini tekrar et ve Adagio'nun üzerinde çalış. Hazır mısın? Hı-hı. Bir, iki, üç, dört. Bu sabah konservatuvara uğrayıp sana en kısa zamanda bir randevu ayarlayacağım. Büyük bir balerin olan annen seninle gurur duyardı Clara. Çok teşekkür ederim. Hoşça kal Heidi. Güle güle Bayan Linke. Güle güle efendim. Size iyi günler kızlar. Hadi babama gidelim. Perdeleri mi değiştiriyorsunuz? Bayan Elizabeth talep etti. Eskilerini biraz kasvetli bulmuş. Annem bu kırmızıyı çok severdi. Güzel bir kırmızı olduğu kesin. Ama öte yandan sarı daha neşeli. Dikkat edin. İzninizle küçük hanımlar. Vazo. Özür dilerim. Öyle korktum ki. Annemin uğurlu vazosuydu bu. Performansları sonrası gelen çiçeklere hep buna koydururdu. Gerçekten çok güzel bir vazo. Onu daha güvenli bir yere kaldırayım. Peki ya bu tablo? O nedir? Bayan Elizabeth'in bir armağanı. Yanlış anlamadıysam Texas'ta doğmuş olduğu evin resmiymiş. Büyük babamın kulübesinden çok farklı ama çok da güzelmiş. Babam nerede peki? Bayan Elizabeth de mutfakta. Mutfakta mı? Orada ne yapıyor ki? Yemek pişiriyor.
Babam asla yemek pişirmez ki. Bu eğlenceli olabilir. Gidip bir bakalım. Daha un koymak gerektiğine emin misin? O kadar yeterli. Baba, Bayan Linke konservatuar sınavına girmeye hazır olduğumu düşünüyormuş. Sahi mi? Buna çok sevindim. Al Fredrik. Tebrik ederim Clara. Bu çok güzel. Günün mutlu olmamızı gerektiren ikinci haberi bu. Öyle mi? Güzel bir haber daha mı var? Evet, nedir o? Söyleyin. Evet, aslında biz önemli bir karar aldık. Güzel haber şu, Elizabeth ve ben çok yakında evleneceğiz. Tebrik ederim, bu harika bir haber. Ve harika bir düğün töreni için hep birlikte Boston'a gideceğiz. Gidip onunla konuşayım. Clara. Clara, girebilir miyim tatlım? Çok özür dilerim Clara. Bu şekilde öğrenmeni planlamamıştım. Bunun büyük bir değişim olduğunu biliyorum. Ah baba. Benim sevgili kızım, seni bu kadar üzen nedir? Bunu konuşmak ister misin? Ben Frankfurt'tan ayrılmak istemiyorum. Heidi'den ayrılmayı da istemiyorum. Clara, Boston'a taşınmamız ve hayatımızı tamamen değiştirmemiz söz konusu bile değil. Sahi mi? Elbette. Her şey yolunda mı? İçeri gel hadi. Az önce Clara'ya söylediğim gibi Elizabeth'le evleneceğim ama burada yaşamaya devam edeceğiz. Yani birbirimizi görmeye devam edeceğiz. Evet, elbette. Tamam, şimdi gidip bu güzel haberi tüm ev ahalisiyle paylaşmaya ne dersiniz? Hepinizin burada olmasına gerçekten çok sevindim. Çünkü sizlere Elizabeth'le evleneceğimiz haberini vermek istiyordum. Bu harika. Tebrik ediyorum. Düğün töreni bu yaz Massachusetts'te gerçekleşecek. Massachusetts'te mi? Evet, daha doğrusu Boston'da. Elizabeth'in yaşadığı yerde. Benim kütüphaneye gelin. Size haritada göstereyim. Bu iyi olur. Ne yapıyorsun? Bizimle gelmeyecek misin? Hayır. Çok özür dilerim. Merak etme Clara, yenisini alırım. Hem daha güzelini, daha modernini seçmek için bir fırsat olur bu. Yanlış bir şey mi söyledim? Vazo annesinden kalan bir hatıraydı. Ben gidip bir bakayım. Harika olacak. Evet, umarım öyle olur. Clara, nereye gidiyorsun? Sabırsızlanıyorum dolayı. Clara, beni bekle. Clara, beni bekle lütfen. Ne diye öyle kaçarak uzaklaştın? Elizabeth'in onu kasten yaptığına eminim. Neden öyle dedin? Sadece bir kazaydı. Bu herkesin başına gelebilirdi. Eminim o vazodan hiç hoşlanmamıştı. Evde değiştirdiği diğer şeyler gibi. Çikolatalı çörek bile sevmiyor. Clara, Elizabeth hayal ettiğin gibi biri olmayabilir ama babanı seviyor ve önemli olan şey de bu. Bekle, şimdi nereye gidiyorsun? Babam evlenmek istiyor. Daha doğrusu tekrar evlenmek. Sanki herkes seni unutmaya başladı. Ama ben seni asla unutmam anneciğim. Söz veriyorum. Clara. Doğrusu babanın anneni unutacağını hiç sanmıyorum. Onu çok özlüyorum. Ben de annemi çok özlüyorum. Ama biliyorsun, onlar güzel bir yerde ve onları hep yanımızda hissedeceğiz. Sanırım haklısın. Elizabeth'in gelişi çok büyük bir değişiklik ama babana güvenmekten vazgeçmemelisin. O iyi bir insan seçmiştir. Umarım öyledir Heidi.
Umarım öyledir. Elizabeth babamın ceketinden para aldı. O kadında bir tuhaflık olduğunu biliyordum ben. Bekle Clara, belki de o sadece... Bu doğru değil. Babama hemen söylemeliyiz. Gizlice para mı aldı Elizabeth mi? Böyle bir şeyi nasıl söyleyebilirsin? Biz onu gördük. Değil mi Heidi? Bu doğru efendim. Cüzdanınızdan biraz para aldı. Clara... Fotoğraf plakası için ona cüzdanımdan para almasını söyleyen bendim. Frankfurt'un resimlerini çekmek istiyorum. Öyle mi? Yani nedeni buydu. Bakın kızlar, deliliniz olmadan kimseyi suçlayamazsınız. Bunu bilmelisiniz. Özür dilerim baba. Sizi bir yere bırakayım mı hanımefendi? Gerçekten çok naziksin Sebastian ama yürümeyi tercih ederim. Sadece doğu yakasına gidiyorum ve... Kız kardeşime bir hediye alacağım. Sonra görüşürüz Sebastian. Görüşürüz hanımefendi. Ne söylediğini sen de duydun mu? Kız kardeşi için bir hediye alacağını söyledi. Bu doğru. Fotoğraf plakası ile ilgili bir şey söylemedi. Yalnız gitmek istemesi de oldukça tuhaftı. Bu çok gizemli bir durum. Başka seçeneğimiz yok. Onu takip edip ne yaptığını öğrenmeliyiz. Tamam. Galiba kestaneyi çikolatalı çörekten çok seviyor. Neyse, şu an için tuhaf bir şeyler yaptığı yok. Sence bunu abartıyor muyum? Belki gidip kız kardeşi için bir hediye seçer. Sonra da fotoğraf plakası almaya gider. Doğru. Şuraya baksana. Merhaba Elizabeth. İşte sana söz verdiğim şey. Teşekkür ederim. Ona babamın parasını verdi. O adam kim olabilir ki? Schmitz'te bir masa ayırtmıştım. Oturup biraz sohbet ederiz diye düşündüm. Bu harika olur Howard. Hem o zarfta ne vardı ki? Tuhaf bir şeyler döndüğüne eminim. Bizden bir şey saklıyor. Evet, gerçekten güzel bir yürüyüş oldu. Üstelik iştahımızı da açtı. Elizabeth gelmedi mi? Hayır, şehirde kalmayı tercih etti. Kısa süre sonra birlikte avukatla buluşup evlilik akdimizi imzalayacağız. Evlilik sözleşmenizi mi? Evet, Elizabeth'le beni birleştirip yeni bir aile kurmamızı sağlayacak resmi belgeyi. Aa! Bir sorun mu var? Yok, sadece çok ani oldu. Bayan Linke bunu size getirdi, Bayan Clara. Bale konservatuarı sınavına giriş belgesini getirmiş baba. İşte bu harika bir haber. Sınav ne zaman düzenlenecek? Yarın. Hemen gidip provaya başlamalıyım. Dite'den atıştıracak bir şeyler getirmesini isterim. Emin misin Clara? Elbette. Evet Ernst. Sen bugün nasıl hissediyorsun? Çok daha iyiyim. Ama şehirde biraz daha çok dolaşabilmek isterdim. Hiç acele etme Ernst. Bu sağlığın için de hiç iyi. Bayan Clara merdivenlerden düştü. Clara. Ben, sen iyi misin? Ben artık yürüyemiyorum. Bacaklarımı hissedemiyorum. Bayan Rottenmeier, hemen gidip Doktor Beckman'ı çağırın ve lütfen acele edin. Elbette efendim. Sebastian, Elizabeth'e evlilik akdi imzasının ertelendiğini söyler misin? Peki efendim. Şimdi seni odana götüreceğim tatlım. İyice dinlen. Kırık kemik yok. Evet doktor. Her şey normal görünüyor. Bu ani felcin nedenini anlayamıyorum. Şaşkınım. En iyisi birkaç röntgen çekmek olacaktır. Röntgen mi dediniz? Evet. Fransa'da kullanılan yeni bir görüntüleme tekniği. Fiziksel bir hasar varsa gösterecektir. Bir vida daha taktık mı tamamdır. İşte oldu. Haydi. Oturup dener misin lütfen? Tabii büyük baba. Bir gün bu evde tekrar tekerlekli sandalye görmeyi beklemiyordum doğrusu.
Gayet iyi duruyor. İyileşinceye kadar Clara'ya büyük yardım olur. Ha, bir de yarın bale konservatuarında sınava girmesini umut ediyorduk. Şimdi yeniden sakat kaldı. Bilime güvenmek zorundayız Frederick. Bu geçici bir durum olabilir. Annesi gibi balerin olmak istiyordu. Bu hayaline çok yaklaşmıştı. Sebastian, Bayan Linke'ye Clara'nın sınava katılamayacağını bildirir misin? Peki efendim. Adelaide, Clara seni görmek istiyor. Geliyorum efendim. Girin. Beni mi görmek istedin Clara? Evet, kapıyı sıkıca kapat lütfen Heidi. Büyük babam annenin vazosunu yapıştırmayı başardı. İçine çiçek koydum. Hoşuna gideceğini düşündüm. Ha? Sen yürüyebiliyor musun? Lütfen bağırmayı kes. Babamın Elizabeth'le evlilik sözleşmesi imzalamasını engellemenin tek yolu buydu. Bunu yürüyemediğin için yaptı ama. İşe yaradı değil mi? Ama iyileştiğini saklayamazsın. Herkes senin için çok üzülür. Onlara söylemelisin. Üstelik bale konservatuarı sınavını da kaçıracaksın. Sebastian Bayan Linke'ye söylemeye gitti. Biliyorum Heidi, bunu da düşündüm. Ama babamın onu sevmeyen bir kadınla evlenmesini engellemek için böyle bir fedakarlıkta bulunabilirim. Bundan gerçekten emin misin? Evet Heidi, Elizabeth'in ne sakladığını öğrenmelisin. O mavi zarfı bulmalısın. Onun sahtekarlık planını ortaya çıkaralım. Sana söz, ondan sonra herkese gerçeği söyleyeceğim. Söz mü? Söz. Merhaba hayatım. Doktor Beckman'ın bahsettiğin röntgen muayenesi için bir hafta sonra Paris'e gidiyorum. Aa, dikkat et. Ama sen ayaktasın. Ben... Clara. Baba ben özür dilerim ama başka şansım yoktu. Yani sen iyileştin mi? Bizden sakladın bunu. Sorun Elizabeth. Ondan şüpheleniyordum ama ve... Böyle bir şeyi nasıl yapabilirsin? Baba ben senin Elizabeth'le evlenmeni istemiyorum. Ha, yapma lütfen Clara. Odadan dışarı çıkmayacaksın. İkimiz de biraz sakinleştiğimizde geri geleceğim. Sakin ol Frederick. Ne olduğunu anlatır mısın? Clara bizden saklamış. Ha? Yürüyebiliyormuş. Bunu saklamış. Düşünebiliyor musun? Ama neden? İyi ki buradasın. Clara'nın yürüyebildiğini biliyor muydun? Evet. Nedir bu? Sen de mi? Clara sizin için çok korkmuştu. Benim için mi? Elizabeth'in sizi üzeceğinden korktu. Doğrusu şu, Elizabeth paranızla fotoğraf plakası satın almadı. Özür dilerim Elizabeth ama parayı sana mavi zarf veren bir adama verdiğini gördüm. Bundan da haberim var. Sırrımız anlaşılmasın diye fotoğraf plakası demiştim size. Sır mı? Annesinin vazosunu kırdığım için Clara'ya sürpriz bir hediye vermek istemiştim. Beni affetsin diye. Amerikalı bir arkadaşım ünlü bir bale için kalan son biletleri almıştı bize. O para biletlerin ücretiydi. Bunları Clara'ya da anlatmalıyız. Clara? Nerede olabilir bu? Galiba ben yerini biliyorum. Bence onunla yalnız konuşmanız daha iyi olur. Teşekkür ederim Heidi. Clara, canım kızım, beni korkuttun. Baba. Özür dilerim. Yeterince anlayışlı değildim. Heidi her şeyi açıkladı. Sadece bir yanlış anlamaymış. Yani Elizabeth paranın peşinde olan kötü bir insan değil miymiş? Elbette değil. Elizabeth'in kötü bir niyeti yoktu. Her şeyi açıklayacağım. Ona çiçek getirmekle iyi etmişsin. Annen olağanüstü bir kadındı Clara.
Ben onu asla unutmayacağım. Ölmeden önce benden tek bir şey istemişti. Yeni bir hayata başlayıp yeni bir aile kurmamı. Elizabeth ve ben de sadece bunu istiyoruz. Seninle mutlu bir aile olmak. Seni çok seviyorum baba. Ben de seni kızım. Endişelendirdiğim için özür dilerim. Umarım beni affedebilirsiniz. Benim sevgili yavrum. Bu gölü için bilet mi? Bu en sevdiğim baledir. İki bilet almıştım. Biri senin için, diğeri de baban için. Teşekkür ederim Elizabeth. Bir şey değil. Biliyor musun, annenin yerine geçmeye çalışmıyorum. Sadece babanı mutlu etmek istiyorum. Tabii izin verirsen seni de. Bayan Linke. Affedersiniz, rahatsız ettim. Sadece Clara nasıl diye bakmaya geldim. Ben gayet iyiyim. Ama hiç anlamıyorum. Size her şeyi açıklarız. Bayan Linke Clara'ya yeni bir sınav ayarlayabildiği için çok mutluyum. İnan Elizabeth. Ama dışarı çıkmaları neden bu kadar sürdü? Jürinin karar vermek için zamana ihtiyacı var. Başardım Heidi. Çok sevindim Clara. Bu harika. Seninle gurur duyuyorum hayatım. İnan çok mutluyum baba. Buna çok sevindim Clara. Teşekkür ederim Elizabeth.